Birbirine sorduk programından herkese merhabalar efendim. Bugün operatör doktor Fatih Çanaklı'nın yanındayız. Sünnet kimler tarafından yapılmalı? Sünnet korkusu nasıl yenilebilir? Konularını konuşacağız kendisiyle. Merhabalar Fatih Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben doktor Fatih Çanaklı, üroloji ve çocuk urolojisi uzmanıyım. Antalya'da bu konularda çalışan bir muayenehanede çalışıyorum. Sünnet Hekimliği Derneği'nin de başkanıyım. Çok güzel. Peki Fatih Bey, öncelikle şöyle bir düşünecek olursak, aileleri ve çocukları en çok tedirgin eden bir konu aslında sünnet. Evet. Sünnete çocuk nasıl alıştırılmalı ilk etapta? Bu kültürel olarak bizim üzerinde çok şaka yaptığımız, çocukları korkutma aracı olarak kullandığımız bir şey. Belki bizim çocukluğumuzda daha fazlaydı. Sünnet olacak çocuğu ya da sünnet çağındaki çocuğu korkutmamakla başlamak gerekiyor. Sünnet hazırlığı öncesinde işlemi basitçe ama gerçekçi bir dille çocuğa anlayabileceği kısa net ifadelerle açıklamak gerekli. Sünnet derisinin bir teknikle çıkarılacağı söylenebilir. Ya da daha masumca geriye katlanıp uç kısmının açık bırakılacağı gibi teknik yapılacak işlemin çocuğun algılayacağı düzeyde ifadesi gerekli ve asla sünnetle ilgili korkutucu, şaka malzemesi yapan yaklaşımlar olmamalı. Peki, sünnet kimler tarafından yapılmalı? Evet, bu çok iyi bir soru. Biliyorsunuz yani Türkiye'de sünneti bugüne değin çok farklı insanlar, sağlık çalışanı olan ya da olmayan bir sürü insan yapıyordu. Sağlık Bakanlığı bu konuda bir düzenleme yaptı. Hem tıp kanunu diyebileceğimiz kanun değişti, hem de sünnetle ilgili bir genelge yayınlandı. Buna göre 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle, ki 4 yıl oldu, sadece ve sadece hekim tarafından yapılmalı. Buradaki koşul tıp fakültesi mezunu olmaktır. Sünneti yapan kişinin mutlaka doktor olması gerekli. Biraz eskilerde böyle şey, birinin sünnetçi olarak belirlenip evet, topluca sünnet yapılıyordu öncelerinde. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? Sağlıklı mı? Kesinlikle değil. Ne yazık ki Türkiye'de hala toplu sünnetler var. Belki sosyoekonomik koşullar bunu getiriyor. Belediyeler özellikle bu konuda hizmet verdiklerini düşünerek bunlara kaynak yaratıyorlar. Ama güzel örnekleri de var. Benim bildiğim İstanbul'da bir belediye bunu sıkıştırılmış birkaç günde değil de yıl içine yayarak, o şekilde anlaşma yaparak her gün az sayıda çocuğun daha iyi koşullarda sünnet olmasını sağladı. Bunun bir örnek olması, bir rol model olmasını isterim. Toplu sünnetlere de karşıyız. Hem dernek olarak hem hekim olarak ben buna karşıyım. Çünkü o yoğunlukta istenilen düzeyde bir cerrahi başarı ve sterilizasyonla ilgili aksaklıklar ister istemez oluyor. Mutlaka toplu sünnetlerde sorun çıkma olasılığı çok daha yüksek. Evet, gerçekten de size katılıyorum bu konuda. Fatih Bey, bir VTR'miz var, sokak VTR'miz. Dilerseniz onu bir izleyelim. Arkasından da konuşmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi mikrofonlarımızı vatandaşımıza uzatacağız. Bakalım unutamadıkları sünnet anıları var mı ve kimler tarafından sünnet edilmişler? Merhabalar. Merhaba. Sünnetlik anın var mı? Evet. Neler yaşadın? İlk önce korkuyordum yani sünnet olmadan önce. Sünnet olduktan sonra hiç korkmamaya başladım. Evet. Peki ilk böyle bir ürkütücü geliyor muydu gözüne? Evet. Evet. Ürkütücü geliyordu. Kaç yaşında oldun? He? 5. 5 yaşımda sünnet oldum. Peki acı hissettin mi? Hayır. Bana narkoz vurdular çünkü. Uyuttular beni, ondan sonra oldu. Sünnet düğünün oldu mu? Oldu. Altın taktılar mı sana da? Evet. Takıldı altın. Evet, evet, sana soralım Bıcır. Sen kaç yaşında sünnet oldun? 4 yaşında sünnet oldum ben. Nasıl? Acı hissetmiş miydi? Hatırlamıyorum ki.
Ama şey, beni de uyuttular, narkoz verdiler. Ben hatırlıyorum. Hissetmedim acı. Bana da yapın. Peki senin sünnet düğünün oldu mu? Oldu. Nasıl, eğlenceli miydi? Evet, çok eğlenceliydi. Evet, sana soralım. Sen kaç yaşında sünnet oldun? Ben 5 yaşında oldum sünnet. Sünnet düğününde bana altın taktılar. Çok tatlılar hem de. Ve çok acıdı. Acıdı mı? Çok hatırlıyorum, evet. Dedem de bana giriyordu zaten. Uyutmadılar beni. Peki, doktor tarafından mı oldu? Yok, Kivrem tarafından oldum. Sen de misin? Doktor olmayacağım. Peki, olacak olanlara tavsiyen olur mu? Evet, olur. Sünnet olmayın. Çok dikkatli olun, narkoz verilmesine izin verin. Çok kötü oluyor. Merhabalar. Merhabalar. Sünnet anın var mı? Neyim? Sünnet anın. Ha, var. Nasıl geçti sünnetin? Çok iyi geçti. Acı hissettin mi? Hayır. Peki, kaç yaşında sünnet oldun? 5. Peki, olacak olanlara tavsiyelerin neler? Allah, bilmiyorum. Kendilerine dikkat etsinler. Korkmasınlar mı? Evet. Peki, kim tarafından sünnet oldun? Doktor tarafından. Benim bir doktorum var, adını unuttum ona. Peki, sünnet düğünün yapıldı mı? Merhaba. Merhaba. Öncesinde bir sünnet anınız var mı, unutamadığınız? Var, biraz değişik bir sünnet olmuştu. Hatta atlara falan bindiriliyordu, biraz acıma falan. Şimdiki sünnetlerle arasında fark var zannedersem. Lokal anestezi falan filan. Peki, sizin zamanınızda nasıldı? Bizim zamanımızda. Kim tarafından oldunuz sünnetinize? Sünnetçi tarafından oldum. Biraz ağrılı acılı geçti, korkulu geçti malum. Şimdi daha modern, daha anestezik yollarda anestezi yapılıyor. Daha çok kolay oluyor. Zannediyorum biraz fark var arada. Peki sünnet düğününüz oldu mu? Tabii ki oldu. Ben aslen Antalyalıyım. İstanbulluyum ama Antalya'da oldu sünnetimiz. Atlara bindik. Daha bir güzeldi. Şimdiki sünnetlerle arasında farklılık var diyorum. Daha klasiğe dönmek gerekiyor bence. Eski ananevi şeylerimizi unutmamamız gerekiyor. Geleneklere bağlı kalın mı? Tabii ki, tabii ki. Biz Türk'üz. Yani her toplum geleneklerini uyguluyor. Avrupa'da çeşitli yerlerde var ama bizde modernlik uygulamasıyla eski ananevi şeyler kayboluyor. Bunların kaybolmaması lazım. Bütün kültürlerimizde, yemek, sanatta, gezmede, insan ilişkilerinde özellikle kaybolmaması lazım. Kaç yaşında oldunuz sünnetinize? Zannediyorum 7-8 yaşlarında oldum. Peki normalde ne zaman, hangi yaşta olmalı? Ne kadar küçük olursa daha sağlıklı oluyor. Hem anne baba için hem ebeveyn için daha sağlıklı oluyor. Ondan sonra da düğünler oluyor tabii ki, helvalar, düğünler. Daha sağlıklı olur bence küçük olursa. Peki sünnet olacak çocuklarımıza neler tavsiye edersiniz? Sünnet olacak kardeşlerimize, korkmasınlar. Her şey çok kolay oluyor lokal anesteziyle. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. De başarılar. Hoşçakalın. Merhaba. Unutamadığınız bir sünnet anınız var mı? Unutamadığımız, kendim mi? Ben kendim zaten hatırlamıyorum sünnet olduğumda. Ben doğar doğmaz sünnet yapmışlar beni. Bir haftalıktım. Yeni doğduğunuzda? Yeni doğduğumda orada bir sünnetçi geçiyordu. Hemen demişler burada bir çocuk var, gelin bunu sünnet edin filan. Hemen sünnetçi geldi, hemen kesti gitti. Yani sünnetçi tarafından mı sünnet oldunuz? Aynen böyle. Peki eskiden sünnetler nasıldı, şimdi nasıl yapılıyor? Eskiden sünnetler tabi daha güzel yapılırdı. Yani nasıl daha güzel yapılırdı? Böyle dinimizin emrettiği şekilde yapılırdı. Şimdi biraz daha mı şey diyorsun? Şimdi işte doktorlar muhtarlara götürüyorlar canına. Hiç ağrısız, korkusuz yapılıyor. Eskiden çocuklar korkardı falan. Daha yani şeydi. Sizce sünnet kaç yaşında olmalı? Sünnet çocuk kendini bildiği zaman olmalı işte. Yani 6-7 yaşlarında. O yaşlar iyi. Peki, çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Unutamadığınız bir sünnet anınız var mı? Yok maalesef. Peki sizler kaç yaşında sünnet oldunuz? Ben mi? Ben 7 yaşında. Aşağı yukarı. O zaman sünnetler nasıldı? O zamanlar sünnetçi olaraktan bir ehliyetli yoktu zaten. Yoktu. Gelişi güzel.
birinin sünnet töreni varsa gidiyorduk, biz de orada kestiriyordu babamız mesela, kucağında alıp geliyordu, işte bu, o kadar. Peki sizin sünnet düğününüz oldu mu? Olmadı, hayır efendim. Altın takıldı mı? Hayır, hayır. Ne altını ne parası, ayakkabı yoktu ayağımızda o zamanlar. Şimdilerde takılıyor değil mi? Aynen öyle, aynen. Peki, şimdilerde sizce nasıl sünnet olunuyor? Şimdilerde salon bile tutuluyor yani. Ondan sonra altında takılıyor, işte düğün yapılıyor, eğlence oluyor. Biz onları görmedik hiç. Merhabalar. 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 Merhaba. Sünnetlik anınız var mı? Var. Neler yaşadın? 6 yaşında oldum. Benim dayım yaptı. İki dayımla birlikte yaptık. Özel bir hastanede. Dayım bana bir kural koydu. Dedi ki her ağladığın zaman aşı yapacağım. Ben inanmadım. Ağladım. Yani toplamda bir 30-40 aşı yemiştim. Sonra üzerinden bir hafta geçti. Anneannem beni telefonla aradı. Dedi oğlum yüzümü çıkartamıyorum. Neden dedi. O kadar elimi sıktın ki yüzüğüm orada kaldı dedi. Yani öyle bir anım vardı. 30-40 tane aşı yedim. Peki acı hissettin mi? Sizce? Yani 30-40 yemişsem ağlayarak hissettim. Peki. Bu işin doktorlar tarafından yapılmasını mı öneriyorsun sen? Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir hatada çok şey mal olabilir. Peki sünnetten neden korkuluyor sence? Yanlış anlatılmasından. Yani ben sünnet olmadan önce kuzenlerim bana şey demişti, baltayla kesecekler falan. Korkmuş. Biraz korkutuluyor herhalde. Kesinlikle yani. Korkutulduğundan dolayı. Peki sünnet düğünün oldu mu? Olmadı, yaptırmadım. Çünkü... Altın taktın mı? Taktı, taktılar. Çok fazla kişi taktılar. Merhabalar. Merhabalar. Sünnet yıkanın var mı? Var. Ne yaşadın o gün? Acı. İlk bir iğne şey yapılmıştı, onu gayet iyi hatırlıyorum. Bayağı acımıştı. Ağlamıştım, sonra bir şey hatırlamıyorum. Kaç yaşında sünnet oldu? 5. Peki sence sünnet kaç yaşında olmalı? Bence daha küçükken olmalı çünkü hatırlanmamalı o acı. Ben hatırlıyorum, pişmanım. Peki doktor tarafından mı, sünnetçi tarafından mı oldu? Doktor tarafından. Doktor tarafından oldum sanırım. Herhalde öyle, hatırlamıyorum da. Sünnet düğünü yaptılar mı? Yaptılar. Evet, şimdi sünnet VTR'mizi izledik. Şöyle bir baktığımızda zaten kişilerin unutamadıkları ana olarak kalmış belli ki. Bazıları uyuşturulmadan yapılmış, bazıları uyutularak yapılmış. Acı hisseden var, hissetmeyen var. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Evet. Artık tabii... Tıp şükür ki gelişti. Elimizdeki olanaklar çok daha iyi. Bir defa sünneti ağrılı acılı bir işlem olarak yapmıyoruz. Yapılmamalı da. Anestezi iki yöntem olabilir. Biri çocuğun aileyle beraber uyanık olduğu lokal anestezi ki mümkünse sünnet için bunu tercih ediyoruz. İkincisi ise ameliyatları da yaptığımız uyutarak olan genel anestezi teknikleri. Sünnet yapmayla ilgili teknoloji de çok ilerledi. Artık kanamanın çok azaldığı yöntemler var. Bizim kliniğimizde lazer ışınıyla sünnet yapıyoruz. Dikiş yerine doku yapıştırıcısı gibi daha modern, daha yenilikçi yöntemler geldi. Hatta sünneti otomatik yapan cihaz araştırmaları var. Piyasaya da sürüldü. Gelişmeye açık yöntemler ama özellikle Afrika kıtasında AIDS hastalığının bulaşmasını önlemek için 40 milyon insanı, yetişkini sünnet hedefleniyor. Bunların bir kısmı yapıldı. Burada pratik bir yol bulmak adına sünnet teknolojilerine ciddi yatırımlar yapılıyor. Evet, böyle sünneti daha hijyenik hale getirmiş oluyoruz aslında bir nevi. Ve sünnetin sağlık açısından da bir önemi var mı? Sünnetin faydaları var. Ama Amerikan Çocuk Derneği, Pediatri Cemiyeti'nin bir cümlesi var. Sünnetin faydaları rutin olarak önerecek kadar fazla değiller. Yani her çocuğun sünnet olmasını tıbben önermek mümkün değil. Faydalar bebeklerde, erkek bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları daha sık görülüyor. Ama erkek bebeklerin %1-2'sinde görülen bir durum. Sünnet ederseniz bu sıklık azalır. 10 kat azalır. Ancak bir enfeksiyonu önlemek için de 99 bebeği sünnet etmeniz gerekir. Böyle bakınca çok maliyet etkinlik açısından iyi bir yol değil. Yine cinsel yolla bulaşan hastalık sıklıklarını bazılarını azaltır. Bireyi tam korumaz.
Ama başta AIDS olmak üzere sihir yapan virüs, uçuk gibi hastalıkları, böyle virütük hastalıkların cinsellik yoluyla bulaş şansını azaltır sünnetli olmak. Erkeklerde penis kanseri sıklığının azaldığını biliyoruz sünnetlerde. Yine demin anlattığım virüs enfeksiyonlarıyla ilgili eşlerinde, kadındaki rahim ağzı kanseri sıklığına da olumlu etkisi var. Evet, gerçekten şöyle bir bakıldığında anlattıklarınıza göre çok çok önemi var bizce de. Var. Yani faydalı olduğunu savunarak sünnetin tanıtımını, reklamını yapmak belki doğru değil ama eldeki bilimsel veriler sünnetin bazı faydaları olduğunu gösteriyor. Sokağa sorduğumuzda bazı öğrenci yaşındaki çocuklarımız da şu cevapları verdiler. Ben işte ailem tarafından böyle bazen çevremdekiler beni korkutmuştu diyen çocuklarımız oldu. İşte balta ile kesecekler tabiri caizse. Belki çocukların korkusu da bundandır diye düşündüm ben de sonrasında, ama siz neler söyleyeceksiniz? Bu konuda en önemli yaş grubu belki de 2 ile 6 yaş arası çocuklar. Hatta bu çocuklarda İdiş edilme ya da kastrasyon korkusu denen korkunun olabileceği söyleniyor. Farkları şu: gerçekçi, biz yetişkinler gibi neden sonuç ilişkili bir düşünme yolları yok. Animistik, hayalci düşünce denen fantastik bir dünya içindeler. Bunun bir parçası olarak da sünnette organı kaybedecekleri gibi bir kaygı taşıyabilecekleri söyleniyor. Özellikle bu yaş grupta zaten doğası gereği bu korkuları yaşayan, bu korkulara açık çocuklarda bu tür yaklaşımlar çok çok tehlikeli ve tahmin edemeyeceğimiz gelecek hayatlarında bazı sorunlara yol açabilecek nitelikte. Ama genel olarak da tabii çok daha küçük 2 yaş altı bebeklerin bu sohbetleri algılama şansı yok ama okul çağındakilere de çok daha şefkatli, yumuşak bir dille, sakin bir dille yaklaşmak lazım. Özellikle annelere görev düşüyor. Sünnete aile hazır olmalı. Anne sakin olmalı. Sakin olmadığında bir bebek annesi dahi olsa, bebek onun gözlerinden ortamın tehdit edici mi, tehlike taşıyan bir ortam mı olduğunu anlıyor. Anne tedirginse, kaygılıysa, panik içerisindeyse bebek de ağlıyor, anne de ağlıyor. Özellikle lokal anestezi sünnet zor bir hale geliyor, stresli geçiyor ve sonrasında da stres düzeyi yüksek oluyor. Birkaç koşul var. Bir, anne ve babanın bu kararı ortak almaları gerekiyor. Yasal olarak da bu daha uygun bir durum. Özellikle Antalya'da farklı kültürler arası evlilikler var ve sık. Baba Türk, anne Rusya'dan, Ukrayna'dan, başka bir ülkeden, bu tür evlilikler çok. Bu evliliklerden doğan çocuklarda sünnete aşina olmayan, sünnet yapılmayan bir toplumdan gelen annenin kafasındaki soruların yanıtlanmış olması ve bu işleme hazır olması, sakin olması gerekiyor. Sanki kendisi bir yetişkin ameliyat olur gibi. Belki de kendimizi sünnete hazırlamak önemli. Çünkü çok ilginç, anne babalar çocuklarını sünnet ederken sanki onları ameliyat ediyormuşuz, onlara bir iğne yaptık işte ya da bir işlem yaptık gibi ilginç, garip tepkiler verebiliyorlar. O yüzden sanki onlara yapacakmış gibi önce kendilerini hazırlamalılar, sakin olmalılar, sonra sünnet adımı atılmalı. Evet, ilk etapta ailenin hazır olması gerekiyor. Yaşa göre sünnet hazırlıklarından biraz bahsedebilir miyiz? Evet. En kolay grup belki bebeklik. Bebeklikte de yaygın veya artan pratik Türkiye'de doğar doğmaz sünnet. Özellikle özel hastanelerde moda olan bir durum bu. Ekonomik nedenleri de olabilir. Ama tıbben sakıncalıları olabilir. Bir, çocuk yeni doğduğunda ilk 1-2 günde en başta böbrekleri henüz çalışmamıştır. Fizyolojik olarak çok daha hassas bir dönemdedir. Ve hemen acil olmayan bir işlemi
bu çocuğa yapmak gerekli değildir. İkincisi, çocuğun %100 sağlıklı olduğundan ilk günlerde kimse emin olamaz. Bir takım kalp anomalileri, önemli sendromlar, dış görüntüden anlaşılamayacak sorunlar ilerleyen günlerde kendisine gösterebilir. Bu hastalıkları atlamamak adına önemlidir. İkincisi, günümüzde doğumların çoğu sezeryenle yapılıyor ve ilk günlerde sünnet ettiğiniz bebeği kendi yaraları olan henüz tam derlenmemiş anne yeterli bakımı, ilgi veremez. Bu yüzden bu çok bağlayıcı bir görüş değilse de benim fikrim biraz beklemek. İdeali belki de halk arasında söylendiği gibi kırkının çıkması, yani göbek bağının düşmesi, sarılık dönemini atlatması, organların biraz faaliyete başlaması, çocuğun kilo alması ve birazcık daha gelişmesi sağlanır. 10 günle 60 gün arası şeklinde genişletilebilir. Bu erken, ilk 2 ayda ama ilk günlerde olmayan sünnet uygundur. Çok özel bir hazırlık gerekmez. Diğerlerinde, bütün yaş gruplarında yaptığımız iğne için bir hazırlık yapıyoruz. Orada iğne acısını duymasın diye hem teknikle ilgili hazırlık var hem de o bölgeye bir krem uygulama var. Ama söylediğim gibi sünnet öncesi hekimle, sünnet yapılacak yerle görmek iyi bir hazırlık. İletişim kurmak en iyi hazırlık. Ailenin kendine hazırlaması, kararı vermesi, çocuğa anlatılması önemli. Çocuk bildiği şeyden pek korkmuyor. Ama özel bir hasta grubu, çocuk grubu var. Hastanede yatmış, değişik tedaviler görmüş. Çokça kan alınmış, girişim yapılmış çocuklar daha hassaslar. Onlar biraz daha travmatize olmuşlar. Onlara daha özenli, daha şefkatli, sevecen yaklaşmakta fayda var. Sünnetleri lokalle yaptığımızda bir de tabii elimizde şimdi eskiden pek olmayan bir takım dikkat dağıtıcılar var. İşte cep telefonu, tablet, bilgisayar oyunları gibi bunları kullanıyoruz. Yani tıbbi hazırlıkları başka, paramedikal diyebileceğimiz işte ailenin de içinde olduğu bir takım hazırlıklar bambaşka. Evet, ideal sünnet yaşı aslında nedir? Evet, bu soru çok tartışılıyor. Demin anlattığım grup şüpheli bir yaş grubu. 2 ile 6 yaş arası. Türkiye'de bu yaş grubunda da çokça sünnet yapılıyor. Doğrusu o ifade edilen kaygılar, işte kastrasyon korkusu gibi, çocuklardan bunun geri bildirimini çoğu zaman alamıyoruz. Belki gelecekle ilgili çalışma gerekli. Ama bu yaş grubunda çok gerekli değilse, sünneti yapmak için bir tıbbi nedenler var ki bu varsa, işte tekrar eden enfeksiyon, pipi yapışıklıkları, ucunun darlığı, gerçek darlığı gibi yaşa bakmadan yapıyoruz. İkincisi de ailelerin isteği veya sosyal nedenler. Bazen olur, işte büyük baba hastadır, sünnetinde görsün isterler ya da aile bir başka nedenle sünnet olsun ister. Bu koşullarda da bakmak gerekiyor. Çok tepkili, çok kaygılı bir çocukta belki yapmamalıyız. Ya da genel anestezi seçilebilir. Sünnet için ideal yaş alanı bu bilgiyle birlikte bakınca ya 2 yaşından öncedir. Ki bebeklikte demin anlattığım 10 ile 60 gün arasında çok daha kolay olur. Dikiş atma dahi gerekmez, iyi iyileşir. Ya da 6 yaş ve sonrası okul çağındaki çocuklardır. Bu grupta da çocuk çok büyürse kolay olur, doğru değil. Çocuk büyüdükçe 9, 10, 11 yaş oldukça sünnet zorlaşıyor. Daha sorgulayan, daha kaygılı, daha korkulu oluyor. 7-8 yaşlar, 6 yaş ideal yaşlar. Yani olayı anladıkları, katılımlarının iyi olduğu ve kolay sünnet oldukları yaşlar. Evet, yani bu yaşlarda yaptırırlarsa en azından daha böyle ailenin de ve çocuğun da tedirgin olma olasılığı biraz daha düşüyor. Evet. Peki, klasik tekniklerin yanı sıra yenilikçi modern uygulamalarınızdan bahseder misiniz bizler için? Modern uygulamalar sorunları azaltmayı hedefliyor. Sorunlardan bir tanesi, sünnetin en sık görülen sorunu %2 kadar kanama riskidir. Ne yaparsanız yapın bazı çocuklarda kanama olur. Bunu azaltmak için ısı kullanılan ya da işte keserken damarları mühürleyen bir yöntem var.
Bu da karbondioksit lazer tekniği. Ben bunu kullanıyorum bir yenilik olarak. İkincisi estetik kozmetik sonuçlar. Dikişe çıkarırsanız, dikiş atılmayan bir yol yaparsanız, dikişe bağlı büzülmeler, dikiş granülomları ya da sinüs dediğimiz dikiş geçen yerde oluşan daha sonradan dikkat çeken tüneller, orada bir şeylerin birikip de siyah lekecikler yapması gibi sorunlar olmayacaktır. Bu tabii artık hani günümüzde estetik kaygıların artmasıyla gelen tercihler belki. Dikiş yerine kesilen alanı birbirine tutturan Japon tutkalı gibi düşünebileceğiniz özel yapıştırıcılar kullanılabilir. Yine son yıllarda tek kullanımlık bir takım plastik bazlı sünnet klipsleri var. Yine konuşmada bahsettiğim daha çok Çinlilerin ürettiği bizim tel zımba gibi bir malzemenin kullanıldığı ama pipinin boyutuna göre 8 ile 22 tane zımba koyduğu otomatik sünnet aletleri var. Bunlar yenilikler ve her yıl yeni bir şeyler çıkıyor. Çünkü dünyada büyük bir nüfus var sünnet yaptıran. Dünyadaki erkek nüfusunun %30'u yaklaşık sünnet oluyor. Müslüman toplumlar, Yahudiler ve Amerika gibi bazı gelişmiş toplumlarda da sünnet hala moda. %65'e varan bir kısmı sünnetli Amerikalıların. Ama Uzak Doğu toplumları, Avrupa gibi coğrafyalarda da çok yapılmayan bir işlem, tartışılan bir işlem. Biz daha çok dini ve geleneksel nedenlerle yapıyoruz ama 100 yıl sonra sünnet işlemi ne kadar yapılacak, kimlere yapılacak bunu da bilmiyoruz. Peki bu bahsettiğiniz uygulamalarda hepsinde acı oranı aynı mı oluyor? En çok tercih edilen uygulama hangisi oluyor? En sık kullanılan dünyada belki cerrahi yöntemler ama bu tabii bir bilgi, deneyim, beceri istiyor. Herkesin yapamayacağı bir teknik belki. Teknolojiyle birlikte bazı avantajlar geliyor. Daha az ödem, daha az ağrı, daha az şişlik, daha iyi kozmetik gibi. Bunlar tabii bazı çalışmalarda her biri ayrı belirtiliyor. Lazer bu anlamda bana göre yenilikçi bir yöntem. Halk arasındaki bilinen ya da takılan lazer ismi değil. O daha basitçe bir cihazdı. Burada bu dermatoloji, plastik cerrahi kliniklerinden hanımların aşina olduğu lazeri bahsediyorum. Aynı zamanda dokuyu da kesebiliyor. Özelliği şu, dokuyu keserken o dokudaki suyu buharlaştırıp kan damarlarını ve lenfatik denen ak kan diyebileceğimiz o damarları kapatarak kesiyor. O yüzden siz kesme işlemini yaptığınızda gerçekten hani neredeyse hiç kanama olmuyor. Ek bir önlem, kan damarlarını durdurmak gibi bir şey gerekmiyor. Ve çocuğun yaşı uygunsa buna ek olarak dikiş de atılabilir. Ama demin anlattığım doku tutkalı gibi malzemelerle sünnet, estetik sünnet şeklinde tamamlanabilir. Sünnet tekniğine neye göre karar veriyorsunuz? Evet. Birincisi çocuğun yaşı, anatomi, orada gördüğümüz anatomi. Aile tercihi belki bir yere kadar. Hekimin tabii hangi teknikte daha deneyimli, daha becerikli, daha iyi olduğu gibi bir dizi faktör var. Yeni doğan bebeklerde sünnet çok farklı. O kadar iyi bir toparlama, iyileşme potansiyeli var ki vücutlarının. Bunlar da yeni doğanlar için üretilmiş bir takım sünnet cihazları var. Onları kullanıyoruz. Kanama kontrolü, dikiş, ek bir şeyler çoğu zaman gerekmiyor. Yani sünnet yapılan yer birbirine neredeyse ucuca yapışıyor. 2 aydan sonra sadece bu yöntem, bu teknik uygun değil. Kanama başlıyor. 2 aydan sonra artık damar çapları büyüyor vesaire. O zaman buna bir şey eklemek gerekiyor. Bazı çocuklar günümüzde artan kilo, şişmanlık, obezite sorunu nedeniyle çok farklı bir anatomiyle geliyorlar. O yüzden sünnet öncesi muayene önemli. Bizim çocuğu görmemiz, sıra dışı bir şişmanlık varsa, pipi gömükse bunu anlamamız ya da genital bölgesiyle ilgili ya da genel sağlığıyla ilgili sorunları bilmemiz önemli. Küçük çocuklarda
cerrahi teknikler değişiyor. Bizim dorsal slit dediğimiz bir yöntem daha çok öneriliyor. Çocuk büyüdükçe sanat yapılabiliyor o sünnet işinde. Çünkü malzeme bizim cerrahi yapabileceğimiz şekilde genişliyor. Ama bu lazeri yeni doğandaki ilk 2 ayda kullanmak anlamsız, gerek de yok. 2 ay sonrası her yaşta kullanabiliyoruz. Diğer yöntemlerde de o anlattığım otomatik sünnet aletini belki yetişkinlere kullanmak daha uygun. Ama hala birazcık kanama riski taşıyan bir cihaz. O plastik klipsler aslında çok avantajlı aletler. Ama birkaç dezavantaj var. Bir, pipi de kalıyor. Çocuk onunla gidiyor. 3 gün, 4 gün sonra ikinci bir ziyaret yapması gerekiyor ve onu çıkarıyoruz. Cerrahi sünnete göre birkaç gün daha geç iyileşiyor. Ama dikiş olmadığı için kozmetik sonuçları mükemmel. Çok başarılı. Klips yöntemleri ne anlattım. Sonuçta çocuğu görmeden sünnet tekniğini belirleme şansımız yok doğrusu. Yaşına göre, oradaki anatomik görüntüye göre ve kendi deneyimimize göre uygun bir yöntemi seçiyoruz. Evet, bunun yanı sıra Fatih Bey, bizler peygamber sünneti diye bir sünnet yöntemi var. Bu da cerrahi bir ameliyat gerektiren sünnetlerden bir tanesi galiba. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Peygamber sünneti hangi yaş aralığında yapılır? Evet. Peygamber sünneti bir sünnet çeşidi değil de penisin doğuştan gelen bir hastalığı. Peygamberlerin doğuştan o şekilde sünnetli doğduğu gibi bir inanca dayanıyor bu ismin verilmesi. Peygamber sünnetinde sünnet derisi eksik doğuyorlar. Ön tarafta bizim aşağı kısmında sünnet derisi gelişmemiş. Ama tek sorun bu değil. Bu çocukların çiş deliği anormal bir yerde. Bizim alıştığımız gibi pipinin ucunda değil, daha aşağıda. Bazen torbalara yakın bir yerde dahi olabiliyor. Üçüncü bir şey de bazı çocuklarda bu ikisine ilave olarak eğrilik oluyor. Pipi eğri oluyor. Bunu hafif ve ciddi diye ikiye ayırabiliriz. Uçta ve daha geride olanlar şeklinde aslında ayrılır. Ameliyatla düzeltiliyor. Ameliyat yani genel anestezi almak için ki sünnette de böyle. 6 ay bir sınır, güvenli bir sınır. Evet, anestezi teknikleri arttı. Artık çok iyi anestezistlerimiz var ama biz zorunlu ameliyatlar dışında, bu çok önemli. Mesela yeni doğan bir prematür çocuğun fıtığı varsa bu acil bir şeydir. 2 kiloluk bir bebek de olsa onu ameliyat ederler. Ama 3 aylık bir çocuğa genel anesteziyle sünnet yapılmaz. Bu bir kuraldır. Çünkü acil, hayatı tehdit edecek, bir sorun çıkaracak bir sünnet. Problem değildir. Bu hipospadyas ya da peygamber sünnette aynı şekilde 6 aylık olsun isteriz. 6 aydan sonra ilk ameliyat yapılır. İdeali çocuk hala bezliyken bütün bu tedaviyi bitirmektir. O yüzden 6 ile 18 ay arası tedavi gerekir. Türkiye'de bu erken tanı ve bu çağlarda ameliyat ne yazık ki henüz çok oturtabildiğimiz bir şey değil. Genelde daha ileri yaşlarda önümüze geliyor bu çocuklar. Bilinçli anne babalar bunu fark ederlerse lütfen bebeklik çağında çocuk urologlarına başvursunlar. Sünnetle ilgili anestezi altında mı olsun, lokal mi olsun diye böyle bir yaygın soru var. Sünnet uygun koşullar sağlandığında ki bizde ameliyathane benzeri koşullar yaratıyoruz. Lokal anestezi altında çok daha keyifli yapılır. Çünkü bir fark var. Anne yanında çocuğun. Bu oyunu değiştiren bir faktör. Ameliyathanede anneyi ameliyathaneye alamazsınız. Ama klinikte müdahale alanına alabilirsiniz. Ben buna anestezi diyorum. Annenin o sakinleştirici etkisine. Özellikle bebeklerde, küçük çocuklarda büyük bir faktör, bizi çok rahatlatan bir şey. Genel olarak sünnet ve peygamber sünnetindeki yaş şeyimiz de bu. Evet Fatih Bey, sonlara geldik artık. Son olarak sünnet sonrası bakım nasıl olmalı? Evet. Bu konuda herkesin bir formülü var. Değişik kremler, merhemler, losyonlar, sünnet yarasını
nemlendiren, etrafa yapışmasını önleyen bakımlar var. Yapılan teknik belirleyici. Bazen işte banyoyu geç yaptırırız. Orada bir sargı olabilir. Sünnetle ilgili en can sıkıcı şeylerden biri pansumandır. Sünnet sonrası eğer özellikle pipiye yapışan, zor çıkan bir pansuman kullanırsak, o pansumanı almak, bunu yaşayanlar bilir, sünnet olmaktan daha bela bir iştir. O yüzden ya hiç yapmamayı, ona uygun teknikle yapmayı ya da yapışmayan özel bir takım pansuman kullanmayı isteriz. Onun dışındakiler hekimin tercihidir. Bezli çocuklarda beze yapışmaması önemlidir ki o alanı vazelin gibi bir kremle kapladığımızda beze yapışmaz pipi. Ağızdan antibiyotik çok uygun koşullarda yapıldığında gereksizdir. Sünnet sonrası ağrı kontrolü bizim için şarttır. Bunun için de çok ailelerin zaten ateş düşürücü, ağrı kesici olarak kullanmaya aşina olduğu şurupları kullanırız. İlk bir gün aslında ağrı için birazcık sıkıntı verir. Çocukların büyük kısmı ilk günü atlatınca ağrısız bir döneme geçerler. Bakımı çok zor değilse de yeni doğanlarda, bebeklerde 7-10 gün, daha büyük çocuklarda 2-3 hafta sürer iyileşmesi. Okul çağındakiler, sömestr sünneti olanlar çok nazlı bir çocuk değilse 4 gün 5 gün sonra okula gidebilir ama bizim toplumumuzda bu süre bazen uzar. Genel itibariyle sünnet kolay iyileşen bir cerrahidir ve yapılırken teknik olarak önemli noktalara uymuşsak her türlü iyileşir. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Bir Bilene Sorduk programında bu hafta sünneti ele aldık. Operatör Doktor Fatih Çanaklı bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.